Ay çok heyecan. Pixel Art'ta bana yardımcı olacaksınız. Pixel mi yapsak bilemedim. Hala karar vermedim bu arada. Belki de başka bir yönteme geçeriz bilemedim. Efendim merhaba. Nasılsınız inşallah? Ne yapıyorsunuz? Kimler burada? Bir el kaldırsın falan. Yoklama yapacağım. Nasıl başlayacağım falan unuttum ya. Nasıl yapıyorduk bunu? Nasıl yapıyorduk ustalardan öğreniyorum. Önce biraz muhabbet ediyorduk. Ondan sonra ben adama anlatmaya başlıyorum. Bakın bu sefer notlarımı çizdiğim şeyin yanına alamadım. Hop ne oldu? Şurası büyüdü. Bir dakika. Notlarımı bu çizdiğim şeyin yanına alamadım. Çünkü burası piksel piksel. O yüzden yan tarafa yeni sayfa açtım. Oradan şu notlarımdan bakacağız. Şimdi referansımızı göstereceğim size. Bugünkü, dur başlayayım şöyle. Bugünkü konumuz ustalardan öğreneceğimiz ustamız George Seurat diye yazılan ama Fransızca olan ve Seurat'ın nasıl okunduğuna bakmama rağmen unuttuğum adam. Hemen bakalım nasıl okunuyormuş. Oku bakayım. Sura. Yanlış okuyorsun bence, böyle değil. Sura. Suha mı? Suha diyor. Seurat. Seurat. Türkçe'de Seurat. Biz Türkçe olarak böyle söyleyeceğiz. Neyse George diyelim biz genel olarak, ama işte George klasik herkesin bildiği şey diye kullanılmıyor galiba. Bu abi 19. yüzyıl her zamanki gibi, çoğu şeyimizdeki gibi, bölümümüzdeki gibi yine bir 19. yüzyıldayız. Yine bu 19. yüzyılımızda yine bir arayış içerisindeyiz. Bereketli 19. yüzyıl kendini bir şey üretmeye, üretirken başka bir kendini ifade etmeye çalışan sanatçılar, ressamlar, böyle akıl çağı, herkes bir şey üretiyor. Birbirlerine giriyorlar. O ona görüyor, ondan etkileniyor. O bunu görüyor, bundan etkileniyor falan. Bizim yapmak istediğimiz şey aslında şu. Şu resim Seurat'ın. Hatta size anlatırken göstereyim daha doğrusu yakın olanı. Normalde bu adamı neyden tanıyorsunuz ama, biliyor musunuz? Şundan mesela, ya da şundan tanıyorsunuz. Bunun adı ne? Şunun adı Asenias bilmem ne, nerede yıkananlar. Kısaca yıkananlar diyeceğiz. Şunun adı da La Grande Jatte adasında pazar öğleden sonra. Bakalım neredeydi o? Bu La Grande Jatte adasında pazar öğleden sonra. Diğeri de Yıkananlar. Onların ikisi çok bilinen resimleri zaten. Ben böyle direkt resimlerinden hoplayıp zıplayıp direkt üstünden başlamayayım. Direkt adamın aslında kendisinden başlayayım. Yo, resimlerinden başlayayım. Direkt resimden başlayalım. Öncelikle size Yıkananlardan bahsetmek istiyorum o zaman. Ama Yıkananları da Google'ın art page'inde, art kültür page'inden bakalım. Orada böyle dibine gidebiliyorsun ya. Şimdi size ArtStation'ı var. Bak şimdi size göstereceğim ArtStation'ı. Hoppa! Bakın ne geldi. Bakın. Bakın. Moda Parkı öğleden sonra diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bence diyebiliriz. Çünkü modaya çok uygun. Şimdi anlatınca da fark edeceksiniz ki. Şimdi bu resime buradan bakarız. Bir de yıkananları açmak istiyorum ama yıkananlar nerede? Her şeyi koymuşsunuz. En meşhurunu koymamış mısınız? Bakın şu denediği şeyler. Şu silk şeysi. Bunları hep açacağım, göstereceğim size. Şimdi bu abi, ben bu arada size anlatayım bir yandan. Bu abi izlenimcilerin olduğu dönemde yaşıyor. Ama bir yandan izlenimcilerin tarzından etkilenmesine rağmen onları aşmak istiyor. Yani izlenimcilik moda zaten. Moda olmuş o sırada. Zaten şöyle düşünün, bu adamın doğduğu yıl bakayım 1859. Eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum, izlenimcilerden bahsederken, Eduardo Manet'den falan bahsederken şey demiştik, 1863'te bir reddedilen sergisi açmışlardı. Doğru söylüyorumdur umarım, tarihi check etmedim ama öyle hatırlıyorum. Bir anda kafama güvendim niyeyse. Şimdi aklıma geldi check etmemiş olma.
1863'te reddedilenler sergisi vardı. Çek etmemiş olduğum halde bir kere daha söyleyerek kendimi iyice şey yapayım dedim. Yani adam bu reddedilenler sergisine izlenimciler patlak verdiğinde ve reddedilenler sergisi açıldığında adam daha 4 yaşında, 5 yaşında falan. Bir aradan 20 yıl, 10 yıl, 15 yıl falan geçtikten sonra hala tabii ki şey, Gökhan sesi geliyor. Bir ben duydum ama size geliyorsa da eski zamanlarımızı hatırlarsınız. Bakın resme çalışırken bir sürü şey yapmış. Ay çok atlıyorum. Vallahi bu şeyimi unutmuşum nasıl anlattığımı, nasıl anlatacağımı dair. Heyecanlandım. Heyecanıma verin. Yıkananları bulamıyorum ama Google Art Station'ına koymamış mı yıkananları? Vallahi yok. Google Art Station'da yok. Ya çünkü yakınlaşmak istememin sebebi size de daha böyle yakından göstermek istememin sebebi adamın esas olayının tekniği olması. Bu kadar. Görebileceğiniz şeyi bu kadar. Diğerinden göstereyim. Oradan zaten anlarsınız. Şuradan. Bakalım. Bakınız abi. Abinin net görüyor musunuz? Bak netleşiyor gittikçe. Şeyi de kaliteyi de arttırın. Benim kalitem ne kadar veriyor şey bilmiyorum ama vardır bir kalite ayarı. Bu tekniği adamın noktacılık, pointillizm nasıl söyleniyorsa işte artık öyle bir şey. Ve bakınız şimdi daha da yakınına gireceğim. Adamın kafası şu şekilde çalışıyor. Bak nokta nokta yani izlenimcileri hatırlıyor musunuz? İzlenimcilerde böyle şey vardı. Fırçayı pataküte sürüyorlardı işte. Mone olsun, mane olsun. Olabildiğince hızlı bir şekilde zaten gözün gördüğü o anı, ışık. Sen bir kere bakıyorsun, o sırada çiziyorsun. Çizdikten sonra tekrar baktığında ışık değişiyor gibi düşünün. Ve o sırada aslında hiçbir zaman gerçek renginin, nesnelerin vesairesini tutturamıyorsun gibi bir şey. Onlar da o yüzden böyle pataküte hızlı 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 bütün şeyleri, fırça darbeleriyle bütün imgeleri, simgeleri çıkarmaya çalışıyorlardı. Ve yalap çalap görünüyordu tabiri caizse resimleri. O yüzden çok tepki çekiyorlardı. Bizim bu George abi de onların tekniğiyle biraz da klasik tekniği birleştirmeye çalışıyor. Bir yandan da bilimi birleştirmeye çalışıyor falan. Ve kendince ben resme bilim olarak bakıyorum diyor. Böyle matematiksel hani bilgisayarlar 1-0, 1-0, 1-0 yan yana böyle çıt 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 şey yaparlar ya. Onlar gibi gerçek rengi şey olarak bulabiliriz diyor. Palette karıştırıp da tuvale öyle sürmektense gerçek rengi esas ana renkleri böyle nokta 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 koyarak bir sürü yan yana göze karıştırtmalıyız diyor. Anlatabildim mi? Anlatamamış olabilirim. Biz diyor şey yapalım buraya noktaları esas renkleri koyalım. Hiçbirini karıştırmayalım. Ne palette ne tuvalde hiçbir şey karıştırmayalım. Olduğu gibi renkleri bak yine bir şeyden bahsedeceğim. Hatırlar mısınız? Fovistler vardı bir ara. Fovizm diye bir şey vardı. Olduğu gibi boyayı, rengi olduğu gibi neredeyse tuvale sıkmaya kadar gidiyorlardı. Henri Matisse'ler bir şeyler falan böyle. Hiçbir şey de karıştırmayalım. Araya hiçbir şey girmesin. Direkt böyle tuvalde rengi sıkalım muhabbeti yapıyorlardı. Bu abi de onlardan önceki yani onlarla yani kübizmle, fovizmle falan bir tık izlenimcilerin arasındaki dönem. Yani izlenimcilerden sonra bir art izlenimci tayfa geliyor. Bu arada ben şunu şöyle yapayım size gösterirken. Büyüt abi. Art izlenimci tayfa geliyor. O art izlenimciler de tam izlenimci kafasına sokamayacağınız o üç ressamın ve onların tarzında yapanları kapsıyor. Van Gogh, işte şey, Gauguin. Bir de kim vardı onların yanında? Bir Sezan, ha Sezan. Onların üçü farklı farklı yeni art izlenimcilik yeni demeyeyim de yeni olanlar bu şey George'lar oluyor. Art izlenimcilik sonrası diye bir şey yapıyorlar. Ondan sonra da bizim bu abi geliyor işte noktacılıkla kendi tarzını yaratmasıyla yeni izlenimci olarak görünüyor ve kendisine de zaten öyle diyor. Ben izlenimci değilim yani o sırada hani bakıyorlar resmine adamın. Siz de izlenimci tarzından mı şey ettiniz acaba? Ama bu izlenimcilere çok da benzemiyor. Adam da diyor ki ben izlenimci değilim aslında.
Ben bir ben var ki benden ötürü ben yeni izlenimciyim diyor. Yeni bir isim bulamadım kendime. Başına yeni koyarsam yeni izlenimci olarak burada giderim olur herhalde diyor. Gözün gördüğü rengi kendisi karıştırsın istiyorum diyor. Ben buraya olduğu gibi renkleri patik tık 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 böyle nokta 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 koyayım yan yana. Siz gözünüzle bakarken karıştırın diyor. Yukarı selam var. Pikselden de korkmazsın mı? Pikselden esas korkuyorum şu an. Çünkü insan bilmediği şeyden korkar. Ustalardan öğreniyorum diye bir playlistimiz var. Hemen ana sayfada da bulabilirsiniz. Playlistlere girip de bulabilirsiniz. 30 kaç bölüm? 32 bölüm falan bir Ustalardan Öğreniyorum serimiz vardı. Ara vermiştik. Şimdi yeniden başlıyoruz ikinci sezona. İkinci sezona da yeniden 19. yüzyılın bir abisiyle başlıyoruz. Kendisi George Seurat abimiz. Ve onu şu eserinden tanıyorsunuzdur muhtemelen. La Grande Jatte adasında bir pazar öğleden sonrası isimli eseriyle karşımızda. Bir de şöyle bir eseri var çok ünlü Yıkananlar diye. İlk bu yıkananları yapıyor zaten. Bu abimiz notlarım böyle biraz dağınık ama siz notlara bakmanıza gerek yok. Ben size anlatayım bir kenardan. 1859'da doğuyor. 1891'de ölüyor. 31 yaşındayken hastalıktan ölüyor. Çok genç yaşta. Ve bu kısacık ömründe kendisi yeni bir tarz yaratıp ismini verip şimdi ağlayabilirsiniz. Şey modu vardır ya işte. Adamlar kaç yaşında neler yapmış falan diye. O zaman öyleymiş ama yani. Doğuyorsun, yaşayabilirsen bir şey yapmak gerekiyor yani. Çünkü bu çok fazla çocuk ölümü var bir yandan da. Mesela bu adamın da yine bir çocuğu olmuş. Sonra çok kendisi ölmeden önce hastalığını çocuğa geçirdi galiba muhtemelen. Kendi aynı hastalığından ölüyor çünkü. Tam olarak emin değiller ne hastalığı ama menenjit mi artık bir şey mi? Korona mı? Neyse artık bir şeyden yakalanıp yüksek ateşle gidiyor adam. Sonra çocuk da öyle gidiyor. O sırada adam ölmeden önce de karısı diyemeyeceğim çünkü evlenmemiş. Ne ayıp, ne ayıp. Onu da söyleyeyim. Bir model aldığı hatunla ayrı eve çıkıyorlar. Baya çocukları falan oluyor ama evlenmiyorlar. Bu ne rahatlık bilmiyorum. 1800'lerde falan. Ya. Oo. O hatunun da bir portresini yapmış. Onu da göstereyim. Madeline. Neredesin Madeline? Hatun da böyle bir hatun. Hatunu bayağı bilmiyorum. Şişirerek bir çizmiş. Ne yapmış? Ablanın memik toşlar da bombastik koymuş şeklinde. Adamdan çıkarabileceğim en büyük dedikodu bu yalnız. Başka bir olayı yok yani. Bir şey yapmış. Başka bir olayı yok dediğim adamın olayına bak yalnız. Tarz yaratıyor. Ve adından söz ettiriliyor. Bir sayfalarca şeyi var. Bir de işte evlenmeden çocuk yapmış. Hatun bu. Bu kızcağızın resmi. Bununla yaşıyorlar beraber. İki çocuğu oluyor. İkisi de ölüyor. Maalesef kendisi de ölüyor. Sonra hatuna ne olduğu ile ilgili bir bilgimiz yok. Şimdi abi doğduğunda da zaten şey. Hali vakti yerinde bir ailede doğuyor. O yüzden çok da büyük böyle işte şey sıkıntıları çekmiyor. Para sıkıntısı çekmiyor. Ama en başından beri şey böyle resim eğitimi falan almak istiyor. Bu çok da böyle işte ne bileyim babası istemiyordu da bilmem ne olmuştu da falan olaylarını görmedim. Hiç şeyinde böyle resümesinde diyecektim. CV'sinde görmedim yani yazmamış onları. Direkt böyle çocukluğunda mahallesindeki bir heykeltıraşın yanına gidip heykel falan öğreniyorlar. Orada zaten bir tane Amanjin diye bir sembolist ressam var. Onunla arkadaş oluyorlar. Çok da başka ondan sonra bir arkadaşı olmuyor. Böyle yine Paris'te o zamanlar biliyorsunuz hep böyle bir kafe şeyi var ya. Biliyorsunuz çünkü daha önceki bölümlerden. Hep böyle bir kafelerde takılma, kafelerde dünyayı kurtarma, sanatçıların kafesi, yazarların kafesi, birbirlerinin... Bu arada Türkçe'de de çok güzel bir şey oluyormuş, kelime oyunu oluyormuş. Kafesi. Kafesi.
Ha, kafe mi? Kafes mi? Falan. Nasıl? Heykeltıraş eğitimi alıyor bu abi çocukluğundan. Sonra Amanji'yle baya arkadaş oluyorlar. Sonra da böyle çok da kafelere takılıp da arkadaş edineyim de bir şeyler yapayım da falan gibi bir durumu olmuyor. Zaten çok da çok çok daha uzun yaşasaydı belki daha başka arkadaşları olurdu ama 31'den sonra da bilemedim. Belli bir yaştan sonra yeni arkadaş edinilmiyor biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim araya sıkıştırayım yani. Heykel eğitimi aldığı da için biraz resimlerinde o şeyi göstermeye çalışıyor. Şurada mesela şey diyor hatta kendi resmiyle ilgili ben figürlerimin heykel gibi görünmesini istiyorum. Yani heykel inceliğinde, heykel detayında, heykel kusursuzluğunda mı artık neyse ki amacı o şekilde olmasını istiyorum diyor. Zaten en büyük izlenimcilerden ayırt edilme şeyinden biri de üzerine resimlerin üzerine fazlaca düşünüp onlar için fazlaca şey yapması böyle eskizler yapıyor onları ayarlıyor bir şeyler yapıyor mesela şu pazar öğleden sonrası için hangisiydi o şunun için sanırım 60'tan fazla denemesi varmış eskizi ve bir sürü de karalaması bir şeyleri varmış yani ekstradan yağlı boyada da denemeler yapıyor. Bir yandan karalama da yapıyor falan. Ve izlenimcilere bu çok ters bir şey yani izlenimci akımı biraz ters bir şey. Çünkü izlenimci dediğin alıyor kağıdını kalemini çıkıyor şeyin karşısına doğaya vesaire. O anda o ışığı ve o ortamı yakalamaya çalışıyor. Halbuki bizim bu adam işte George'a göre George bir yeri çizecekse orayla ilgili bir sürü gözlem yapıyor. Oranın bayağı böyle matematiksel şeylerini çıkarıyor. Çizmeyi geçtim. Hadi çizdi diyelim bu kadar detaylı vesaire. Boyaması da adam için bambaşka bir olay. Boya için de bambaşka bir kafada. Yani o zaman işte şeyi okuyor. Newton'un renk yasasını renklerle ilgili söylediği o prizmadan çıkan renkleri hepsini karıştırınca beyaz olması ile ilgili renklerle kafayı bozuyor adam yani birazcık. Böyle o sıralarda bu konuyla ilgili çok şey yazan bir kimyager varmış. İsmini yine çok yanlış okuyacağım. Chevreul diye bir abi. Muhtemelen ismi tamamen başka bir şekilde okunuyor. Yağ asidi ile ilgili çalışan bir abiymiş bu. Yağ asitlerine üzerine şey yapıyormuş. Bir yandan da hani kimya ile ilgili çalışıyor da bir yandan da halı fabrikasında halı restore etme müdürü gibi bir şeymiş yani bu abi. Evet, puantizm. Hatta bir yandan neydi adı? Divizyonizm de deniyormuş. Kromanyolenarizm de deniyormuş. Noktalama deyip geçiyoruz biz. Pointillist diyorlar, noktacı diyorlar. Yeni izlenimcilik dediğimiz şey. Bu işte kimyacı abi şeyde çalışıyor. Halıların tamiratını yapan bir yerde müdür bir şey. Orada halıların tamiratı yapılırken şeye kafayı takıyor. Bu halılar diyor mesela bir yeri sökülmüş bir şey olmuş. Orayı o rengine göre uygun bir şekilde tamamlanması gerekiyor vesaire. Ve halıların bilirsiniz hani böyle İp 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 böyle üst üste koyarsın sonra bir şey çıkar, şekil çıkar ya. Ona göre adam böyle renkle ilgili araştırma yapıp onunla ilgili kuramlar bir şeyler buluyor, bir şeyler yazıyor, deneyler yapıyor. Bu yağlı zaten o sırada boyayı vesaireyi de boyaların kimyasal şeylerini de kendileri yapıyorlar ya bir yandan. Bakıyorlar ediyorlar, kendileri yapmıyorlar da daha doğrusu. Yani ona göre şey yapıyorlar falan. Bu adam şey diyor, esas diyor, ana rengin etrafında onun tersinden bir renk halesi olması durumuyla eğer tamamlarsak halıyı doğru olur falan diye. Biraz karışık anlattım ama şey gibi düşün. Color teori muhabbetinin biraz daha şey kendi amacına yönelik kullandığını düşün. İşte kırmızının etrafına bir cam göbeği rengi vermesi gibi. Bu arada Leonardo da Vinci'nin bile şey muhabbeti vardı. O da o zamanlar şey diyordu. Bir onu da işlemiştik. Hatırlar mısınız? David Armin diye kıkımlı kadını çizerken ondan da bahsetmiştik. Bir nesnenin gerçek rengini göremeyiz. Yani gerçek rengini göremediğimiz için gerçek rengini de çizemeyiz, renklendiremeyiz diyordu. Şey Leonardo. Onun ışıkla beraber yansımış halini, o haresini vesairesini yaptığımız zaman onunmuş gibi
görünebilir falan. Aynen, optik illüzyoncu adam bu. Yani renkleri karıştırmayacağız diyor. Renkleri sadece şey yapacağız böyle. Turuncuyu burada piksel artta yapmak istediğim de şey aslında bir yandan oydu. Yapabilirsem nasıl yapacağım bilmiyorum ama şuradan brush değil de pencil seçiyorum. Nokta nokta mesela işte turuncu diyelim ki ben şu rengi, şu renk neyse benim burada aslında direkt girişte ana renklerle başlamam lazımdı. Turuncu için işte ana renk kırmızı alacağım diyor bir tane. Bir tane kırmızı koyacağım. Yani şeyli olan yerlere, koyu olan yerlere kırmızı yoğunluklu böyle noktalar koyacağım diyor. Böyle parça parça koyacaksın. Sonra işte sarı mı, ya açık renklere sarı şey koyacağım işte bu tarafa doğru. Ama aralara yine şeyleri koyacağım. Böyle uzaktan baktığında da bu şey görünecek. O renkmişçesine görünecek falan. Piksel piksel işlemiş. Aynen, piksel artçı olduğu için biz de pikselle acaba yapabilir miyiz gibisini düşünüyorum ama bakalım, kısmet bu işler. Neyse, bu abi işte heykel eğitimi alıyor önce. Sonrasında da şey yapıyor. Askere gidiyor 18'inde. 2 sene mi artık ne kadarsa askerlik yapıyor. 20'sinde geri dönüyor. 1879'da geri dönüyor ama okula geri dönmüyor. Bu heykeltıraşlardan bilmem nereden falan isimlerin hiçbiri aklımızda kalmayacağı için ben de ezberlemekle uğraşmıyorum onları. Birinden heykel eğitimi alıyor, birinden resim eğitimi alıyor falan. Sonra da okulu bırakıyor. Yani bir okul bitireyim de ona göre şey yapayım falan gibi bir gelenek de olmadığı için bırakıyor. Sonrasında şeye katılıyorlar. Böyle bir topluluk kurma muhabbetleri var ya hep işte. Dediğim gibi Fransa'nın kafeleri, Paris'in kafeleri muhabbeti gibi. Bu izlenimcilerden sonra zaten sigortalı bir iş falan bulmak yok tabii ki kesinlikle. Para sıkıntısı da çok çekmediği için sanmıyorum yani öyle bir şeyle uğraştığını bu abinin. Bir şey kuruluyor. Bu Bağımsız Sanatçılar Grubu diye bir yer var. Bu tabii ki salon hala var. Fransa'nın salonu, bildiğiniz o büyük salon. O salonda yine şeylerini gönderiyor, resimlerini gönderiyor ama tabii ki reddediliyor. Yine başka bir grup kendi sergisini açıyor. Bu çok ünlü zaten artık. Bu reddedilenler sergisinden de sonra, yani 63'ten de sonra herkes böyle biz de salona karşı kendi işte sergimizi açabiliriz gibisine böyle liberal kafalar daha da ortaya çıkmaya başlıyor falan. Ama hala salonun bir şeyi var, ağırlığı var çünkü salon hani salon yani falan gibisine. Bu Bağımsız Sanatçılar grubunda resmi sergileniyor. İlk resmi şey şu yıkananlar. Önce salona yolluyor yıkananları. Orası reddedince Bağımsız Sanatçılar grubunda çıkıyor bu resim, sergileniyor. Ama o gruptan da bir müddet sonra şey oluyorlar, kopuyorlar bir grup olarak. Grubun içinde gruplaşma olarak. Başka bir ekip şey olarak bu George'un da içinde bulunduğu bir ekip. Ya bu o değil de bizim demek istediğimiz sanki başka bir şeymiş gibisine. Ne kuruyorlar biliyor musunuz? Bağımsız Sanatçılar Topluluğu isminde bir grup kuruyorlar, topluluk kuruyorlar. Zevksiz adamlarmış ama işte bilemiyorlar, bilemiyorlar. Nereden bileceksin? O sırada zaten izlenimcilik mi izlenimcilik her kapıya ben izlenimciyim diye geleni bunlar da eğer sergi alırlarsa ne yapacaklar? Ki bu izlenimci bile değil yani tam izlenimciyim de diyemiyor. O sırada izlenimciler zaten kabul görmüş biraz yani böyle bir artık izlenimci beğenmek daha böyle sanattan anlamıyorsunuz demek falan moduna gelmiş muhtemelen. Elle yapmamışlardır ama derken nerelerinde yapmışlardır Serhat? Bilgisayarla mı yapmışlardır? İşte ben bunu yapmayacağım. Benim seçtiğim resim önce şey diye düşünmüştüm. Şu parkta oturanları yapayım falan diye düşünmüştüm de yok dedim. Böyle bir şeye girişemem. İlk başta hem de kendimi bu kadar zorlamaya gerek yok. Kendimce daha basitmiş gibi hissettiğim ama aslında o kadar da basit olmayacak olan şu resmi seçtim. Yine George abinin. Honfleur'da bir akşam üzeri şeklinde. Şu resmi yapmaya çalışacağım ben. Ama biz öncelikle bu resimlerden bir kere konuşacağız. Kadının eteğinin altında masa mı var? Yani biraz var gibi. Evet, bunu biraz abartmış burayı. Daha da büyük göstermek için onu daha da ortaya çıkarmış. Asıl piksel arta benzeyen şimdi söyleyeceğim aslında bu yeni bir topluluk kurdular ya Bağımsız Sanatçılar Topluluğu diye 1884'te.
İçlerinde Paul Signat diye bir adam da var. Kendisi aslında izlenimcilere çok yakın, izlenimci tarzında eserler veriyor ama bizim George Seurat'la tanıştıktan sonra onun tekniğini çok beğeniyor ve onun tekniğine dönüyor kendisi de. Onun bir resmi var buraya aldım. Bakınız, direkt piksel art yani. Bu aslında yağlı boya arkadaşlar. Yakını girince bile belli olacak muhtemelen. Yani çok da güzel değil kalitesi ama. Mesela bu da George Seurat'ın. Böyle nokta nokta nokta, yani şeylerdeki kadar büyük fırça darbeleri atmıyor da izlenimciler kadar. Daha küçük küçük küçük, daha matematiksel olduğunu düşünüyor her şeyin. Daha ben diyor işte, bu o kimyagerden bahsettim ya, o kimyageri okuyor. Şu Clavreol var ya, adam yağ asitleriyle kafasını bozmuş. İlk şu anda kullandığımız sabun tarzında sabunlar yapan. Mumu, şu kokusuz şu an kullandığımız mumun direkt iyi şey yapanı bu adammış, kimyager olan adam. Karıştırmayın, bu ressam olan adam değil. Ressam olan adamın okuduğu kimyager bir adam var. Çok etkilendiği. O kimyager adamın fikirlerinden çok etkileniyor. Bizim işte fovistleri işlerken bundan haberimiz yoktu belki ama şimdi onlarla o bilgilerimizi de birleştirebiliyoruz. Fovistler de işte olduğu gibi boyayı tuvale sıkmak isteyen tipler. Ama onlar şey yapmıyor, noktalarla böyle değişik bir renk oluşturayım, palette karıştırmak yerine işte şeyde yapayım, tuvalde bunlar karışsın, optik bir şekilde şeyleri karışsın, gözlerinde karışsın şeyler demiyorlar. Onun yerine direkt full tek rengi cart diye sürüyorlar kocaman alana falan. O da fovistler oluyor. Kahrolsun fovistler. Fovistler biraz şeydi ya. Biraz tövbe estağfurullah bir şeydi. Bu biraz daha tuşe vuruşlar yapmış. Ha, işte izlenimcilikten gelip pointillizme geçiş gibi onun tarzı da biraz. Hem izlenimci eserler vermiş Signac, hem de pointillizme çok yönelmiş falan. Esas meşhur olan şeyi, böyle bir tane kübist ressamlara da yol gösteren bir adamın resmi, arkasında böyle gökkuşağı gibi bir resim var falan. Ya akıllarına gelme durumu durduk yere bir anda böyle akıllarına gelmiyor. Zaten mesela Newton'un o kalır teorisini okuyorlar. Biri mesela, kimyagerden bahsediyoruz. Kimyager halı dokuma tezgahında böyle bir teoremle uğraşıyor falan. Bizim ressam bunun yazdıklarını okuyup, ulan diyor, ben de böyle bir şey yapamaz mıyım? Ben renkleri daha teknik göremez miyim? Matematiksel görüp ona göre davranamaz mıyım falan diyor. Oradan bir şey yapmaya çalışıyor. Ben peki böyle küçük küçük yapsam, esas olay aslında, esas sıkıntı şurada, adamın deliliği daha doğrusu. Hadi bunu geçtim. Bunda o kadar abartı bir pointillizm muhabbeti yok da, bunda yine biraz daha şey, izlenimciliği biraz daha başka bir yöne çekmeye çalışan bir hava var. Ama sonrasında çat diye şunu yaparken ki tekniği, o pointillizm direkt. Bu resimin boyutu ne biliyor musunuz? Enine 3 metre, boyuna 2 metre. Ve bunun böyle küçük küçük şu şekilde noktalarla yapıldığını düşünün yani. Şu kadar. Baksanıza abi, bu kadar büyük bir resim tasarlayıp kafasında ve bunu ben şu şekilde, adam bence tam bir şey, nasıl diyeyim, sabır taşı gibi bir şey yani. Bu kadar büyük bir resim. Biz mesela bunu dedim ya, piksel yapmaya çalışalım falan. Ben piksel yaparken bir de şu an zorlanacağımı düşünüyorum ki bizim boyutumuz, bakınız, bu kadar. Yani ama ben şunu anlamadım. Şimdi bu adam bomboş tuvale girip de noktalar atmıyor anladığım kadarıyla. Bakıyoruz. Bak, en yakınına girdim buranın. Yani burada şöyle bir renk bir boyamış, altta bir tur izlenimci gibi boyuyor muhtemelen. Yine tek renk olmasa da bak, burada bir sürü yeşilli meşilli bir şeyleri boyuyor bir tur sanırım. Sonra onun üstüne istediği renklerin karışımlarından tonlar atıyor. Mesela şurayı bir tur şöyle bir kırmızı geçmiş galiba, ki kırmızı mı pembe mi, öyle bir şey geçmiş. Sonra üstüne mavi, direkt olduğu gibi mavi atmış, olduğu gibi siyah atmış, kırmızı atmış. Bak, şu tam kırmızı da değil aslında. Fırçasında kalıyor demek ki renk. Bize ahkam kesmesini biliyor. Olduğu gibi rengi koyacaksın aga. Hiç onları gözlerin karıştıracak yani. Sonra kendisi bak.
Mesela kulağa biraz daha açık kırmızı, buraya pembeler koymuş. Sonra açık maviler koymuş. Muhtemelen şeyleri, figürleri bir renk boyuyor. Ya da işte ağacı, arkayı vesaireyi. Mesela şu ağaçlara bakalım. Direkt ağaçları o şeyden yapmış olabilir. Yani en başta böyle bir izlenimci gibi pıtı 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 boya. Sonra pıt 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 ittir. Evet, geri döneyim şu şeyi anlatmaya. Şimdi bu resmin büyüklüğünden bahsettim. Ayrıca şu resim de çok büyük. Bu resim de 2'ye 3 gibi bir şey galiba. Bir de şimdi sanat eleştirmenlerimiz vesairemiz tekniğini geçelim artık bir yerden sonra. Tabii ki teknik 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 teknik. Tamam, adam kendi tarzını yaratmış vesaire falan da bir yandan da burada şöyle bir şey anlatmak istiyor diyorlar. Ben hiç öyle bir şey bilmiyordum. Okumadan da anlayamazdım muhtemelen. Buradaki insanlar hani mesela ne anlatmak istiyor bu resim tekniğinin yanı sıra? Buradaki insanlar kim? Yani normalde çünkü dere kenarında ya da suda, hamamda vesaire bir yerde yıkananları resmeden ressamlar genelde zamansız bir yeri resmederler ve genelde hatun resmederler. Neden burada adamlar var falan? Biz niye çıplak adamlar görüyoruz ve çirkinler falan gibisine. Yılı tekrar hatırlatıyorum. Yıl 19. yüzyılın sonlarına geliyoruz. 1880'ler, 84'te falan yapılıyor bu resim. 86'da galiba bitiyor. Emin değilim ya da 84'te bitiyor. Neyse. Yani 19. yüzyılın sonlarındayız. Sanayi devrimi patlak vermiş. Her yer böyle bir sınıflar değişmeye başlıyor. Bir yandan böyle bir fabrikada çalışan işçi diye bir şey ortaya çıkıyor. Öncesinde öyle bir şey yok çünkü. Kara kalemdeki araştırma çizgileri vesaire eskiz gibi bir olay sanırım, değil mi? Hangisi dediğim? Sherlock'un doğduğu zamanlar. İşte o zamanlar. Tam olarak nedenini yeni doğan anlamadım. Ha, alt katman. Ha, alt katman muhtemelen aslında dediğin şey. Yani emin değilim. Şu anda şey yürütüyorum. Alt katmandan da önce adam bayağı bir şey skeç yapıyor zaten bunları yapmadan önce. İzlenimcilerden bir yandan da ayrılışının sebebi de o. İzlenimciler çünkü öncesinde mesela şey çalışmıyorlar. Bir resmi yapmadan önce o resim için bir skeç yapmıyorlar. Ya da o resim için ön hazırlık veya vesaire bir şeyler yapmıyorlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum tekrardan. Bir haftamıza daha geri döneceğim. Saman Arabası diye bir eser yapmıştık. Adamın adını yine unuttum. Bir kere daha ondan bahsetmiştim. Yine adamın adını unutmuştum. Saman Arabası diye bir İngiliz ressamın bir resmini yapmıştık. Highway diye bir resimdi. Orada da o adamın şeyinden bahsetmiştim. Normalde çıkıyor. Böyle şey environment resimleri, bir airplane resimleri vesaire bir şeyler yapmayı seviyor. Çıkıyor. Çok çabuk bir şekilde aynı ölçüde bezini, yağlı boya bezini izlenimciler gibi pataküte pataküte ne nerede falan diye yapıyor resmi aslında öncesinde. Hatta onu da ben size gösteririm ya. Şimdi burada eski yaptığımız eserler bunlar. Taklit ettiğimiz insanların. Onlardan şimdi size hemen göstereceğim. Şu John Constable, evet şimdi buldum. Şimdi bu adamın mesela şöyle çalışmaları var. Bunlar detaylı çalışmaları. Bir de gidip bakın şu bitmiş hali resmin. Şu da izlenimciler gibi yaptığı eskiz hali. Bunu da hatta bu eskizleri vesaireleri de izlenimciler tarafından çok beğeniliyor vesaire. Bunu söyleyecektim sadece. Bunun için bunu açtım. Evet. Dönüyorum tekrardan abiye. Heh, bu şeyin eserin şeyinden bahsedecektim. Neler de diyorlar bu eserle ilgili. Buna diyorlar ki bu sınıf falan diyordum hani böyle sınıflar bilmem neler şeyleri yeni fabrikalar kuruldu bir işçi sınıfı ortaya çıktı vesaire. Bu adam yıkananlar olarak kendisi kadınları ya da işte başka bir ortamı ya da daha üst mevkide insanları değil de işçileri ön plana çıkarmayı seçmiş. Bunu da şundan anlıyormuşuz. Genel olarak işçilerin giydiği kıyafetler, özellikle şu şapka, şu hasır şapka, şu ayakkabılar falan. Bunlar genelde işçilere has, o dönemin işçilerinin outfit'iymiş. Bir de o dönemi bilmiyor olsan bile şuradan sana bir şey veriyormuş, fikir veriyormuş. Burada çalışan adam hasır şapka takıyor. Diğer üst düzey, üst sınıftan insanlar kayıkta oturuyor.
Yani buradaki hasır şapka, hop geliyoruz. Buradaki hasır şapkalar, bunlar da dinlenen işçiler şeklinde bir şey yapıyormuşuz. Arkadaki de fabrikalar, burada çalışmışlar, etmişler. İşten kalan bir mesai sonrası, erkenden mi çıktılar artık, ne yaptılarsa, geliyorlar ve birazcık dinlenelim, birazcık kendimizi suya atalım falan diyorlar şeklinde bir şeymiş. Fabrikadan çıkmıyorlar, o yüzden tenleri çok beyaz olabilir. Onu da şey yapıyor olabilir, imgeliyor olabilir. Heh, bir de bir yudum su içeceğim. Ondan sonra anlatmaya devam. Bugün bu arada ilk defa bamya yaptım. Bunun şu an ne alakası var derseniz, bilmiyorum, aklıma geldi. Susadım da o yüzden aklıma geldi. Ve ilk defa yaptığım bir yemek olarak, zor da bir yemek bence. Yemedin mi hiç? Ya ben de sevmiyorum bamyayı bu arada. Yani öyle çok aramam, sevmem, etmem. Bir arkadaşımın annesi kavanozda yapmıştı bamyayı. Kavanozda dediğim, yani kavurmuş bir şey yapmış. Kavanozlara koymuş. Hani olur ya, konserve gibi yapmış. Yemek şeklinde değil ama soğanla moğanla kavurmuş. Böyle alıyorsun, çerez gibi çıt 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 yiyorsun. Çok çok güzel geldi kızın annesinin yaptığı şey bana. Ta yıllar önce öyle bir bamya yemiştim. Normalde yemeğini falan sevmem. Böyle şey, kavanozu açıyorsun, çıt çıt çıt. Hiç böyle şey değil. Haşlanmış fıstık yediniz mi hiç? Haşlanmış fıstık diye bir şey bilir misiniz? Biliyor musunuz gerçekten? Bunu çok az insan biliyor galiba ama. Böyle kabuklu fıstığı komple düdüklüye koyup haşlıyorsun. Sonra o haşlanmış fıstığı çıkarıp tuza bandırıp yiyorsun. Onun gibi bir şey. Bamya yemeyen de ne bileyim. Bak, bamya severler ve bamya sevmeyenler olarak ayrılacağız şimdi. Neyse, ben o zaman sevmiştim o kızın verdiği kavanozdaki bamya olayını. Sonra hiç de kendim yapmadım çünkü sümük sümük oluyor ya, onun olayı o ya, çirkin olan şeyi. Muhtemelen yapamam diye biliyorum. Onun tekniği vardır ve ben bilmem bilmem ne. Geçen de bir muhabbetten bir bamya muhabbeti açıldı. O kızın yaptığı konserve muhabbetinden aklıma geldi. O konserve bamyadan olsan da yesek diye. Gökhan da pazara gittiğinde pazarda bamya görmüş. Onu da aklına gelmiş. O da hiç sevmiyor bu arada. Hayatta yemez. Bamya almış durduk yere. Geçen söyledin ya diyor, al yaparsın bir şeyler falan dedi. Allah Allah. Şimdi bir de kilosu 25 lira bamyanın. Öyleymiş yani. Aşırı pahalı bir şey. Bunu aldın, bunu atmak gibi bir şey söz konusu değil. Şu anda 3 kuruşun hesabını yapıyorum. Bunu yiyeceğiz yani. Başka bir yolu yok. Güzelce temizledim onları falan böyle. Olayı neymiş biliyor musun? Bamyayı yaparken şey, güzel de oldu bu arada. Şey yapmadım. Kötü gelmedi. Yapma, yanında pilav. Bamyayı pişirirken şey yapıyormuşsun. Koyuyorsun işte malzemeleri ve bamyayı, temizlediğin bamyayı. Üzerine sıcak su döküyorsun ve hiçbir daha bakmıyorsun. Kapatıyorsun kapağını. Karıştırmıyorsun. Sıfır. Ya yani limon sıkıyorsun bir de bu arada. Limon da tutuyor. Kapatıyorsun kapağını. 40 dakika falan pişiyor öyle. Sonra 10 dakika dinlendiriyorsun. Mis gibi yemek oluyor. Mis gibi hem de yani. Hiç şey yapmıyorsun. Böyle ay bu ne falan olmuyorsun. Böyle diri diri, kıtır kıtır, yumuşak yumuşak aynı zamanda. Nasıl oluyorsa bu, bilemezsiniz çünkü bamya yemiyorsanız. Çok güzel oldu ya. Hoşuma gitti benim. İlk defa bamya yaptım bir de. Beğendim. Bamya çorbası diye bir şey mi var bu arada? Mesela onu ilk defa duyuyorum. Bamyanın olayı ufak bamyalar. Ha evet, küçük küçük de, küçük küçükmüş. Bu da aldığı da güzeldi bence. Böyle kart değildi yani, şey değildi. Tamam, şimdi o zaman anlatmaya geri dönüyorum. Bamya aramızdan sonra. Burada bir de bu resimle ilgili şöyle bir şey diyeceğim. Şuradaki ada var ya, burası işte, neresi orası? Ahanda şu insanların bulunduğu La Grande Jatte miydi? Neydi? La Jatte Grande miydi? La Grande Jatte adasında pazar öğleden sonra dediği şuradaki orta ve üst sınıf insanların hallendiği bir pazar öğleden sonralarını geçirdiği adaymış. Ve bu iki resimle acaba ressam karşılıklı şeyleri mi göstermeye çalışıyor diyorlar. Çünkü bu resimde özellikle arkadaki o şurada yıkananlarda gösterdiği fabrikaları özellikle koymayıp daha günümüzvari bir yere çevirmiş, ağaçlıklarla kapatarak. Yani orta ve üst sınıfa aslında fabrikaların çok da
Tın yani gibi bir ifadesi olduğunu mu düşünüyor acaba falan diyorlar böyle işte. Adam öyle bir gönderme mi yaptı acaba aslında? Bunları mı istiyordu diye adamın arkasından bık 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 bık, bık konuşulmuş, konuşuluyor ve konuşulacaktır da muhtemelen. Tekniğinden de bahsettik. Başka nesinden bahsedecektim? Tekrar notlarıma bakıyorum. Yavuklusundan da bahsettik. Çocuklarından öldüğünden de bahsettik. Gerçek renkten falan bahsettik. Fovistlerin, kübistlerin izlenimcilerden sonra fovistliğe ve kübistliğe geçen bir adım olduğundan bahsettik. Bu arada o sırada şeyler de var yani böyle hala renk olayına kafayı bozmuş durumda. Sanatçılar kendilerini ifade etmek için bir yandan sürekli yeni bir tarz arayışına giriyorlar. Sembolizm falan da o sıralarda yavaş yavaş çıkıyor. Onunla ilgili hiçbir şey yapmadık şimdiye kadar ama bir haftada ona bakarız. Bak bir de gerçi bunu söyledim biraz önce ama maksat şey işte dedikleri gibi. Şuradan yine göstereyim. Burası görünüyor mu sizde şu an? Döneme tekrardan düşününce hani hem manalarını, şeylerin manası, yaptığı resimlerdeki figürlerin vesaire kompozisyonunun manaları hem de tekniğe ulaşma yönteminin vesairesinin gelişi, daha doğrusu o kafasındaki harmanlanması ve gelişi biraz da döneminden, tarihselliğinden vesairesinden çok şey yapıyor. Hani bir yandan böyle akıl çağı bilmem ne falan başlamış, bir yandan sanayi devrimi olmuş, bir yandan insanlar artık felsefi olarak da kendine güvenmeye başlamış. Hani bir yapıya, bir kiliseye ya da bir şeye körü körüne bağlanmak dışında, akıl duygulara bağlanmak dışında mesela duygusal olmak yerine akıl çağına girilmiş vesaire gibi bir şey. Bir yandan o yüzden şey mesela rengi şey diyor, örnek vermek gerekirse diyorlar. Rengi, gerçek rengi bulmak için. Mesela bir portakalı gördüğümüzde, portakalı çizdiğimizde aynı portakalın renginde olmuyor bir türlü. Gerçek portakal rengini tutturamıyoruz bir türlü. Gerçek nedir falan diye böyle hülyalara dalarlarken. Mikroskopla portakalın kabuğuna baktığımızda portakalın kabuğunda tek bir renk görmüyoruz. İşte turuncuyu oluşturan bir sürü kırmızı ve sarı noktalar vesaireler görüyoruz. Demek ki ben de eğer nokta nokta kırmızı ve sarılar boyarsam gözüm o ışıkta biraz uzaklaşıp baktığında gerçek portakal rengini keşfedebilir gibi bir kafada düşünüyorlar. Diyorum ve sanırım söyleyeceğim bu adamla ilgili genel her şeyi toparlayıp araya da bamyayı sıkıştırıp söyledim galiba. Şimdi asıl challenge'a geliyoruz ki o da benim piksel art yapmakla ilgili sıkıntılarım. Bir de bakınız resimde, şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Şurada uzakta ne bu? Bu insan mı bu? Şuradan bakalım. Aa, bu arada ölmeden önceki resmini göstermedim size. Dur, şarkıyı durdur. Ölmeden önce, ölümünden önce yapmaya başlamış. Fakat bitirememiş. Onu da göstereyim size hemen. Şöyle bir resim var. Adı Sirk. Parade Circo. Sirk Side Show gibi bir ismi var ama bitirememiş bunu. Bu bitiremediği hali. Neresini anlıyoruz bitiremediğini ben bilmiyorum. Ben anlamam ama öyle diyorlar. Yakınlaşalım. Yine noktalama tekniğini net bir şekilde. Anacım böyle de ömür geçmez gerçekten. Hastalıktan ölmeyecekse de bu adam bu teknikten ölecekmiş bence sonrasında. Eğer hastalık olmasaymış. Bir de kafa dayanmaz. Ha. Kafa dayanmaz buna. Şurası sürekli böyle olacak diye dibine giriyor. Dibine giriyor, sürekli geri gidiyor. Sonra oraya giriyor falan. Bizim resmimizi... Bak bu şey parkı çizmeden önceki eskizlerinden biri. Bakınız biraz daha izlenimci kafada yaptığı şöyle resim. Daha büyütemiyor muyuz bunu? Daha noktalama tekniğine girişmemiş. Kabaca böyle piti 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 piti.
Şöyle şeyler yapsam, buraya adam oturtsam, şuraları işte ağaç yapsam gibi fikirlerini test ettiği bir resim. Benim resmim nerede? Ha. Şurada detaylıca bakalım. Bakınız, ben şimdi şuradaki buraya ne koymuş? Bak, şu an tekrardan takdir edelim mi abiye? Bakın, yakınlaşınca sadece iki nokta mı? İki mavi nokta, üstünde dört tane turuncu nokta gibi bir şey var. Hop, şuradan gösteriyorum. Burada bir de kalite de kötü gerçi. Hop, uzaklaşıyoruz. Orada biri varmışçasına. Bir ev ve de önünde biri varmışçasına. Ev de değil gerçi, o evin boyunda mı olacak o zaman adam? Direk mi, ağaç mı artık, neyse. Yaklaşalım. Kaç renk kullandın abi sen burada? Benimkini geçince bir güzel oldu. Kafam güzel oldu. Gerçekten sabır yani. Şimdi peki onu sorayım yani. Bu birazcık da bu adamın ben tepkisini şöyle şey ediyorum. Yani bu izlenimcilere gelen bir tepki var ya, şey tepkisi. Bunlar da resim mi ya? Hatta hatırlar mısınız? Yine bir eski bölümümüzden bu videoyu kartlarla dolduracağım. Şey vardı. Beyaz şey, siyah bir şey, no kaçtı ya. Serhat, hatırladın mı dediğim ya? Amerika'nın annesini boyamıştık ya. Whistler. Beyaz beyaz şov. Whistler'ın annesini boyamıştık bir bölümde. Hatırlarsanız ona da şöyle bir şey gelmişti, eleştiri. İşte bu adamın yaptığı 2 dakikalık iş için 200 ruble istemesi ne kadar saçma falan diye. İzlenimcilere mesela öyle bir şey var. Hala da böyle şeyimiz vardır ya, bir şeyin üzerinde ne kadar emek harcandığı, ne kadar şey yapıldığı zamanına göre değerlendirilmeye çalışılır. Aslında zamanla da pek alakası yoktur. Hatta Wister'ın ünlü sözü, işte şu an sallıyorum kaç yıl olduğunu söylediğini hatırlamıyorum ama 30 yıl artı 2 dakika falan muhabbetinin oradan geliyor olması. Yani bir şeyi ne kadar sürede yapıyorsan ona göre o kadar değerli falan diye görüyorlar ya. Birazcık da bu adam izlenimcilerin tarzına ve eleştirilerine, daha doğrusu izlenimcilerin tarzından çok izlenimcilere yapılan eleştirilere cevap olarak böyle bir, bakın buna bu kadar zaman harcayıp üstüne böyle şey yapabilirim, yine izlenimciymişçesine yapabilirim gibisine mi? Ha, aynen, Wister. James Abbott Wister. Gri ve siyah düzenleme No. 1. Diyor, ne dedim ben? Beyaz, siyah, No kaçtı falan dedim. Ustalardan öğreniyorum, part 10'muş. 10. haftamızmış. Öyle yani, demek istediğim acaba bu adamın dediği, yani yapmaya çalıştığı bir yandan da öyle bir tepki oluşturmak mıydı? Who knows? Genç miymişim o zamanlar? Videoda genç miyim? Kendi videomuzu bakalım mı? Burada daha mı gencim kız? Gerçekleşmede çok zorlandım. Geçen haftakinden Bakayım şimdi beter. kendime. Bir de burada ışığım ne kadar kötü Katlanamadım ya. ama yani Işığa herhalde bak. zor oldu. Anlatabildim mi? 19-20 Sesim zor civarı. Şu an kaç yaşındayım? Şu an 18'im. oldu. Yıl 4 falan. Şu anda bir önceki hafta yaptığım Herhalde resimden yakınıyorum galiba. şey yapmak gerek. Bır bır Bu bır. tarz şeyleri... Hey gidi. Şu an 24 mü görünüyorum? O videoda 20, şu anda 24 mü görünüyorum? Vay be. Vallahi yaşlanmışım. Bu arada bu adam bu çerçeveleri falan da kendi yapıyormuş. Elten. Elten, ben piksel yapamıyorum ya. Elten. Piksel çok zor bir şey ya. Of, hakikaten zor ya. Böyle ömür geçmez yani. Şey mi seçtim acaba? Yine bir işkillenmeye başladım. Pikselle yapmamalı mıydım acaba bu noktalama tekniği dediği şeyi adamın? Biz abi seni bu şekilde anladık ama yanlış mı anladık? Şöyle kafama göre geçeyim mi bir daha? What? What? Tüm piksel kurallarını ihlal ettiğim bir şey yapayım mı? Dur. Yıkayayım böyle. Elten izliyorsa gözleri kanasın. Adam 2'ye 3 metre yapmış. Sen 100'e 200 yaparsın koçum benim. Nasıl yapmış? Şuraya koyu yeşiller. Anam, buraya her türlü rengi dağıtmış ya. Of. En zor resmimi seçmişim ben. Ne yapmışım ya? Zaten adam da bir kuralı yapmıyor ki. Şurada yani nasıl bir piksel kuralı görüyorsunuz şurada? Nedir yani? Şurası nasıl bir piksel kuralı yani?
Gözünü kapatıp bakınca daha mı iyi? Yani sonuçta kurallar bizi yani şey yapan bir şey. Kurallara karşı çıkmamız lazım. O şekilde kendimizi gösterebiliriz. Sanat bu bilim değil diyorsun da adam sanatı bilim olarak görmeliyiz diyor. Utanmasam gerçekten aynısını yapacağım. Bence bu çok güzel oldu arkadaşlar bu hali. Piksel artın bütün kurallarını ihlal ettiğimiz aslında normal çizip sonra Photoshop'tan pixelate'e basarak da elde edebileceğimiz bir görseli elimizde ittire kaktıra yaptığımız bir eser oldu. Gerçek piksel bu değil. Gerçek noktalıcılık bu değil. Kesinlikle videonun sonuna kadar izlediyseniz bunu duyun istedim. Yeniden ustalardan öğreniyorum'a kavuştuğumuz için bu arada ayrıca bir mutlu olduğumu belirteyim. Umarım daha nice ustalardan öğreniyorum bölümleriyle beraber oluruz. Muhtemelen haftaya çarşamba bu resme devam ettiğim bir ustalardan öğreniyorum devamı olacak. O YouTube'da olmaz muhtemelen. Biz muhabbet ederiz. Bir yandan pikseli ben çalışmış olurum biraz da. Sonraki hafta yani 2 haftada bir olacak yeni bölümlerimize yeni bir bölümde yeni bir ustayla yeni bir öğrenmeyle devam ederiz. Ama piksel beni özellikle de şey yapmaya çalışınca environment böyle bir action'a girişince aşırı zor geldi. Elten Bey'e aynen Elten Bey'e gidebilirsiniz gerçek piksel için. Gerçek piksel bu değil çünkü. Şu şarkıyı açabilir miyim? Açarım tabii ki Serhat. Açmam mı ya? Neyim ki bu?